Şimdi kaç kişi bu çevrede, kaç kişi biliyor bu çevreyi? Ve bahsettiğiniz iyi çevrede değilse eğer bir kişi, hani öyle bir çevresi yok. Normal toplumun gidişatına maruz bir şekilde yaşıyor. Bu insan ister istemez vahşileşmek durumunda mı? No, kendisine yeni bir çevre arayabilir. İnsan çünkü çevrenin sonucu arkadaşlar. Ya bir çevrenin içinde kalacağım ve o çevrenin sonucu olacağım ve ben de onlar gibi davranacağım. Ya da eğer bu çevre beni mutlu etmiyorsa kalkacağım, çevremi değiştireceğim. İnsanın çevresini değiştirmekten başka bir şansı yok ki. Başka bir seçeneği yok ki. Bak bugün dünyadaki insanlara. Neden bunca insan farklı ülkelerde yaşıyor? Herkes her tarafa gidiyor artık. Farklı bir yerde olmak istiyorlar. Niye? Çevreyi değiştirmek istiyor. Çünkü mutlu değil. O yüzden kişi içinde bulunduğu çevrede mutlu değilse yapabileceği bir tek şey var. Çevreyi değiştirmek. Başka ne yapsın ki? Anladım. Yani kişinin tek başına yapması mümkün olmayan bir şey bu. Anladığım kadarıyla illaki bir çevre seçip uygun bir çevre içerisine girmesi gerekiyor. Fakat diyelim ki ben o arayış içerisindeyim. Fakat o çevreyi bir türlü bulamadım daha. Hani onu bulana kadar en azından kendimi nasıl denir, nasıl koruyabilirim? Bir olay oldu sokakta bir yerde. Hani içimde şiddet tetiklendi. Hani bu şiddeti uygulamamaktan kendimi nasıl koruyabilirim? Nasıl alıkoyabilirim? Çevreden başka hiçbir şey yardımcı olmaz adama. İnsan dediğim gibi çevrenin ürünü. O yüzden ya kendimi uzak tutacağım çevreden, farklı bir çevre oluşturacağım kendime. Ki bunu dünyada birçok yerde görebilirsin artık. İnsanlar ne yapıyor? Şehirlerde yaşamıyor artık. Şehirlerden ayrılıyor. Özellikle internet çağına girdiğimizden beri internet üzerinde çalışan birçok insan var. Şehirden gidiyor, orada kalmak istemiyor. Kendisine farklı bir hayat arıyor. Birçok insan şehirden köye gidiyor, tarımla ilgileniyor. Çıkmak istiyor, gitmek istiyor çevreden. Ve böyle arzuları varsa gördüğün gibi uyguluyorlar yapmak istedikleri şeyleri. Başka bir çevre seçiminden başka, çevresini değiştirmek, yeni bir çevreden başka kişinin gerçekten nasıl bir seçimi olabilir ki? Okey, yani anladığım kadarıyla merhamet denilen niteliği edindiğimiz takdirde yani o otomatikman şiddeti de zaten etkisiz kılacak diyebiliriz. Bu tür durumlarda bile bakın en basitinden bile ben mesela yıllardır televizyon seyretmiyorum. Benim hiçbir zaman televizyonum olmadı. Kişi kendisini iyi hissetmek istiyorsa, kötü olaylardan arındırmak istiyorsa o zaman kendisine de kötü şeyler getiren medyaydı, ne bileyim sosyal medyaydı, internetti, şudur şeylerden seçici olabilir. Elbette her şeyi %100 kapatamazsın ama seçici olabilirsin. Canım film mi izlemek istiyordu? Sinemaya gidiyordum. Hem kaliteli zaman, hem seyretmek istediğim şey, hem de farklı bir ortam. Onun dışında seyretmek istediğim bir şey yoktu. O yüzden kişiye bağlı biraz.